beraber yaşayalım. İlk dersimizde hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar sizlerle CoinMate ve CoinMate adlı iki programdan bahsedeceğiz. Dersin birinci bölümünde CoinMate'i, ikinci bölümünde de CoinMate'i anlatacağım arkadaşlar. Asıl dersi anlatma amacım, nedenim şu arkadaşlar. CoinMate adlı program ile bazı iklim verilerine dayanarak kolay ve hızlı şekilde nasıl grafikler elde edebiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Bu CoinMate programını kullanmak istediğimiz için de CoinMate programından yararlanacağız. Niçin arkadaşlar? Şunun için CoinMate'de yapacağımız grafikler için veri CoinMate programı aracılığıyla sağlayacağız. Yani kendimiz elle veri girmek ya da işte veri indirip onu Excel şeklinde programa gömmek yerine de CoinMate'den CoinMate'in istediği tipte ve istediği özelliklerde program veri indireceğiz ve bu verilerle arkadaşlar çalışmalar yapacağız. Şu anda çok havada kalmış olabilir söylediklerim ama dersin sonunda, videonun sonunda arkadaşlar söylediklerimi net şekilde daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar CoinMate ve CoinMate en başta söylediğim gibi entegre çalışan, birbiriyle entegre çalışan iki program. Bu programların indirimi ve kurulumu çok çok basit. İnternette CoinMate ve CoinMate indir yazdığınızda direkt kendi sayfalarından indiriyorsunuz ücretsiz olarak. Ve kurulumu da arkadaşlar çok çok basit. Herhangi bir aşamada sorun yaşayan arkadaşımız olursa yine bana ulaşabilir. Biliyorsunuz benim Facebook adreslerim mevcut oluyor. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle CoinMate programı açıyorum. Dersin birinci kısmında bahsedeceğim program arkadaşlar. Dediğim gibi çok çok basit indirmesi yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar benden bir ülke seçmemi istiyorum. Bu ülkelerin listesini görüyorsunuz. Aşağı doğru inelim. Bulgaristan, işte Şili, yani bütün ülkeler var arkadaşlar tamamen. Biraz daha sık bakmayın, biraz zor konuşuyorum. Sizlerden izin diyorum. Ama buradan arkadaşlar Türkiye'yi ben bulayım. İki kere üzerine klik yapayım. Türkiye'deki istasyonları şimdi beyaz nokta olarak arkadaşlar burada biz göreceğiz. Seçtiğimiz istasyonu burada kırmızı olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın kesimde de bazı istasyonlarımız var. İl dışında da bazı ülke sınırı dışında da bazı istasyonları seçiyor arkadaşlar. Öyle bir dezavantajı var ama İsterseniz arkadaşlar siz burada bakın şöyle mesela bunu seti indirebilirsiniz. Ben daha arkadaşlar konumsal çalışmak istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Kendi ilçemi seçeceğim. Burada bir tane seçim gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. Siz dediğim gibi çalışmalarınıza göre yapmak istediğiniz yere göre belki buradan kendi ilinizi, ilçenizi bularak arkadaşlar çalışabilirsiniz. Buradan Explore Selected Stations'dan arkadaşlar tıklayarak kaydediyorsunuz. Ben şimdi göresine göre kaydedeyim. Ben daha önce arkadaşlar şurada kaydettiğim için böyle bir yere kaydettim. Daha sonra arkadaşlar ikinci kısmı geçiyoruz. CoinMate programını açıyorum. Masa üstünde çok kalabalık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Temizleyecek vakti bir türlü bulamadım dersten önce. Arkadaşlar CoinMate programını açtım. Buradan gördüğünüz gibi satır ve sütun olarak iki tane ana unsurum var. Burada arkadaşlar ilk önce şöyle bir baktığımızda buradan sadece şu İkisini anlatacağım. Diğerlerini arkadaşlar bir sonraki derslerde bahsetmeyi düşünüyorum. CoinMate arkadaşlar tıkladığımda bakın karşıma şöyle bir ekran çıktı. İşte country, ülke, onun yüksekliği, enlemi, boylamı, istasyon. Bunları soruyor arkadaşlar. Ay maksimum minimum sıcaklıkların, radyasyon oranların, işte güneşim. Onları soruyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız?
dersin bir önceki aşamasında yaptığımız kılınmak programı arkadaşlar. Okul diyeceğiz buradan hemen. Bakın hiç sorulmamadan. Masa üstüne ben daha önce Michael McFies olarak açtığım bir tane dosyam vardı. Bu dosyanın isimler arkadaşlar. Bakın uzaklı pen. Nokta pen arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Burada bir şey bulacağım. Hemen. Böyle bir şey bulduktan sonra nokta pen. Bakın. Ve otomatik olarak arkadaşlar direkt gördüğünüz gibi bu sütunlar doğmuş oluyor. O yüzden dersin başında söylemiştim arkadaşlar. Söylediğim gibi yani. İki program birbiriyle entegre çalışıyor. Bu hemen veriyi girdi arkadaşlar. Şuna çarp dedim. Ve gördüğünüz gibi değerlerim bana çıkardı. Ben ne istiyorum? Maksimum gömülüm sıcaklıkları sütun grafik halinde istiyorum. Mesela bunları 3 olarak istiyorum. Artı olarak bunlara arkadaşlar mesela radyasyon oranını istiyorum. Mesela bunu 3 istiyorum. Güneşlenme süresini istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi mesela bunu 3'te istemiyorum diyeyim. İşte bunu bar olarak isteyebilirim. İstediğiniz gibi arkadaşlar buradan hani kendiniz kendi çalışmanıza göre yapacağınız çalışmaya göre arkadaşlar istediğiniz gibi buradan özür dilerim tekrardan çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şuradan çok basit şekilde 3'te açıp kapayabiliyorsunuz. Peki bu oluşturduğunuz grafiği arkadaşlar dışarıya nasıl export ediyoruz? Hemen bunun üzerinde duralım. Çok vakit kaybetmeden burada arkadaşlar save dediğimizde BMP ya da EMF olarak arkadaşlar zaten dışarıya ne yapıyor arkadaşlar? Export veriyorum ben. BMP alayım, BMP alayım arkadaşlar, kaydedeyim. Ders olarak BMP aldım, BMP formatımı açtım. İsterseniz arkadaşlar daha kolay açılması her bilgisayarda çalıştığınız için BMP'yi tabusuz JPEG'e çevirebilirsiniz. BMP olarak gördüğünüz gibi jantı var burada. Ayları görüyorsunuz. İşte çok arkadaşlar güzel bir şekilde grafik çıkarmış oluyoruz. Peki buna ne ekleyebiliriz? Buna renk ekleyebiliriz arkadaşlar. İndirdiğiniz Chromium'dan indirdiğiniz dosyayı şöyle bir incelediğinizde PEN ve CMYK olarak arkadaşlar iki format olduğunu göreceksiniz. Şimdi PEN'i gördüğünüz gibi arkadaki formatta ben daha önce kullandım. CMYK'de arkadaşlar burada yayın formatında kullanıyorum. Bakın mantık aynı mantık. Burada station istedi. Yani istasyonu istiyorum. Buradan değerleri istiyorum. Tek tek gömek uğraşmak yerine okunuyorum. Bu arkadaşlar programla birlikte gelen data seti. Ben kendim dedim dosyanın içinde çalışacağım. Kendi istasyonumu istiyorum. Siz isterseniz hiç hani kılınmete karışmadan direkt Cropped'de kendi datalarımla da çalışabilirsiniz. Demiştim CMYK formatı buradan arkadaşlar ben yine ödemişim. Bulacağım. Buldum. Gördüğünüz gibi direkt manum bir numara olsun. Yani işte çıkardı. Şurada arkadaşlar yine çarptım. Pardon, bugün maksimum sıcaklıktı bu. Şey arkadaşlar özür dilerim. Ya şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bana ne yaptı çıkardı. Ben minimum maksimum sıcaklıkları kapatıyorum. Sadece ekranımda yağış kalsın ve rüzgar kalsın diyorum. Bunu üçlü olarak mesela alıyorum arkadaşlar. Yağış, rüzgar, güneş anlı süresi. Şuradan bir iş kaldıralım. Yağış ve rüzgar arkadaşlar böyle güzel bir grafik olarak görebilirsiniz. Yine bunu aynı mantıkla arkadaşlar dışarı export edebilirsiniz. Şöyle toparlayacak olursak bugün iki programdan bahsettik. Birincisi veri indirmek için, ikincisi indirdiğimiz verilerden çok basit şekilde grafik oluşturmak için iki entegre programdan bahsettik. Bu programların kurulumu ve indirmesi dersin en başında söylediğim gibi çok basit. İstediğiniz zaman indirip
çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.